Selamünaleyküm dostlar. Hayırlı günler hepinize. Hikayeye geçmeden önce bu kanalla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. YouTube bir uyarı gönderdi işte kanalla ilgili. Bu kanala eklediğim videoların işte böyle nasıl söyleyeyim basit videolar olduğu konusunda hani yarın öbür gün kanalım kapanmasın diye bu kanaldaki videoların hepsini silip tekrardan ekleyeceğim. Şöyle oluyor herhalde. Ben sadece bir görsel üstüne ses yüklüyorum ya. Bu da basit olmuş herhalde. Gerçi diğer kanallarda da aynı şey yapıyorum ama bu kanala özellikle şey geldi. Bütün videoları sileceğim. Çok kötü bir durum. Oradaki beğeniler, işte izlenme sayıları falan hepsi gidecek. Sıfırdan hepsini tekrardan ekleyeceğim. Tabii birçoğunuz hikayeleri dinlediği için tekrardan dinlemeyeceksiniz. Beğeni de olmayacak. Görüntüleme de olmayacak ama yapacak bir şey yok. Hepsini sileceğim. Maalesef. Tekrardan yükleyeceğim. Gün aşırı da olabilir. Aynı gün içinde mesela 3-4 bölüm atabilirim. Atıyorum Aydın'ın Ayrıca hikayesini yüklemiştim bir iki yıl önce. Tekrardan yükleyeceğim. Allah'tan ses kayıtları duruyor. Birçoğunun. Yani böyle işte altına şey yapacağım böyle görsel atıyorum bir yere çekeceğim. O görseli o videonun üzerine sesi ekleyeceğim. O şekilde paylaşacağım inşallah. Böyle yapmaya çalışacağım. Bu yüzden tekrar söylüyorum bütün videoları sileceğim. Maalesef. Yani çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Siz de belki altına bir beğeni atarsanız bir yoruma şey değil de bir beğeni atarsanız yani bir 3-5 saniye izlerseniz veya tekrardan dinlemek istersiniz belki. Hem bir tekrardan videolara katkı sağlamış olursunuz. Hem de kanalın işte kapanmasına mani olursunuz. Kapanır mı kapanmaz mı bilmem ama işte öyle. Bu video boş geçmesin. Şimdi bu videoya bir hikaye okuyalım. Daha önce çok önce canlı yayınlarda seslendirmiştim bu hikayeyi. Tekrardan seslendireyim. Sanırım Serdar Tuncer'in hikayesiydi. Serdar Tuncer'in hikayesi olabilir, o seslendirmiş de olabilir. Ama onunla geçiyor biz hikaye genelde. Adı İmtihan. Evet. İnsan arar. Bazen bulur. Bazen buldum zanneder. Bazen buldum zannetmişken bir imtihanla kaybediverir aradığını. Bazen bir çift gözün derininde bulur. Bazen kaybeder kendisini insan. Bir çift göz bebeğinin sağ içinde. Genç adam da ararmış. Aşkı ararmış. O kitaplarda okuduğu, filmlerde seyrettiği, hayalini kurduğu, rüyalarda gördüğü aşkı ararmış yıllar boyu. Bir gün bir kütüphaneden bir kitap almış. Oturmuş, sabaha kadar okumuş. Yutmuş o kitabı, ezberlemiş. Bazen sayfaları birbiri ardınca çevirmiş, tekrar okumuş, tekrar okumuş ve o kitaptaki aşka varılmış genç adam. Sonra kitabı kapatmış, sabaha karşı düşünmeye başlamış. Acaba böyle aşklar gerçekten var mıdır? Böyle bir aşık, böyle bir maşuk, böyle bir çift göz gerçekte de var mıdır? Kitabın kapağını kaldırıp bakmış ki kendinden önce okuyanların isimleri var. Bir tane bayan ismi. Acaba demiş, bir ömür beklediğim, aradığım, acaba bu olabilir mi? O da bu kitabı okurken filan sayfada benim düşündüğümü düşünmüş müdür? Falanca sayfayı okurken böyle bir tebessüm etmiş midir? Falanca sayfada gözlerinden yaşlar süzülmüş müdür? Bir bir hayaller kurmaya başlamış. Sabah olduğunda genç adam, aradığım sevgiliyi buldum demiş. O kadın benim bir ömür aradığımdan başkası değil. Göreceğim onun gözlerini, onun gözlerinin kapısından gireceğim yüreğine. Sabah olunca o isimdeki herkese birer tane mektup yazmaya başlamış. Göndermiş mektupları ve beklemeye başlamış. 1-2-3 günler günleri kovalamış, haber yok. Bir sabah eve geldiğinde posta kutusu. Kalbi güm güm atmaya başlamış. Çıkarmış ondan bir mektup. Cevap. Genç adam. Sizi tanımıyorum. Bir kez bile görmedim yüzünüzü. Zaten görmem de gerekmez. Bir tek gördüğünü sevmez gözler ama itiraf edeyim yazdıklarınıza vuruldum. Siz de benim hoşuma gittiniz. Adam hemen bir cevap karalamış oracıkta, cevabını beklemeye koyulmuş. 2-3 gün koşmuş gelmiş posta kutusunda bir mektupta. Böylece 5 yıl boyunca karşılıklı mektuplaşmışlar. Birbirlerinin ne yüzünü ne gözünü görmemişler o zaman diliminde. Delikanlı dayanamamış. Artık yakmış hasret yüreğini ve mektup yazmış. Hanımefendi, sizi görmek istiyorum.
yüzünü görmeden özüne vurulduğum kadını merak ediyorum. Ne olur buluşalım. Cevap gelmiş. Hay hay. Falan gün filan sahil kasabasında falan yerde bekliyorum. Beni tanımanız için yakamda kırmızı bir gül olacak. Nihayet o sabah geldiğinde genç adam 2 saat önceden koşturup o sahil kasabasına gelip beklemeye başlamış. Martıların sesi bir başka, dalgalar bir başka vurmakta sahile. Yüreği alt üst pır pır. Vakit yaklaştıkça karşıdan gelenlere acaba o mu? Belki de budur. Hepsinin yakasına bakıp yok o değil, o değildir. En son bakmış bir karşıdan birisi geliyor. Muhteşem bir endam, saçlar bellere kadar dökülmüş. Bakışlar insanı alıp asırlar ötesine, kıtalar ötesine götürecek kadar güzel ve o kadar tatlı bir tebessümle genç adama doğru geliyor ki. İşte demiş genç adam, biliyordum o. Ona doğru yürümeye başlamış, yaklaşmış, tam karşı karşıya gelmişler, göz göze bakmışlar. Genç kız bir tebessüm edip delikanlının önünden sıyrılıp geçmiş ki arkada 50'li yaşlarda kalın camlı gözlükleri olan, yüzü çiçek bozuğu, 80 kilogram kadar bir 50 boylarında, yakasında kırmızı bir gül olan bir kadın. Dönüp bakmış giden kıza, gel der gibi bakmakta o güzellik. Diğerinin gözlerine bakmış, yalvararak bakıyor. Hayır demiş genç adam, ben bir anda vurulduğuma değil, yüzünü görmeden özüne vurulduğum kadına gideceğim. Kadının önüne gelmiş, elini uzatmış, merhaba demiş, ben falanca kişi. Kadın tebessüm etmiş, delikanlı, sizi tanımıyorum ama şu karşı kaldırımdaki kız var ya, sizi görünce gözleri ışıl ışıl oldu. Yakasındaki gülü çıkartıp benim yakama taktı ve dedi ki, şşş teyze, imtihan, imtihan. Delikanlı dönüp baktı ki genç kız kollarını açıp kendisine doğru gelmekte. İşte böyle. Bazen yıllar sürer bir gözün kapısından içeri girmek, bazense sadece bir an. İşte böyle dostlar, bu hikayenin sonuna geldik. Dediğim gibi bu kanaldaki videoları sileceğim. 2 günde silerim. Tekrardan aynı hikayeleri geri yükleyeceğim. İnşallah siz de o hikayeleri işte izler, beğenir, yorum yaparsınız geçmişe dair. Yapmasanız da canınız sağ olsun. Onun sonrasında işte o hikayeleri hazırdı, hali hazırdı olan hikayeleri hemen yükleyip sonra o kanala inşallah tekrardan yeni hikayeler yüklemeye başlayacağım. Bu kadar. Bunun sonunda hikaye tavsiye etmeyeceğim. Bu kanalda hikayeleri dinleyebilirsiniz. Yani yeni yükleyeceğim hikayeleri, yeniden tekrardan yükleyeceğim hikayeleri. Bu güzel hikayenin yazarı büyük ihtimalle Serdar Tuncer. Yeni bölümde görüşmek üzere dostum. Ne yeni bölümü? Buraya yükleyeceğim, tekrarını yapacağım hikayelerde görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.